müdürüm. Celal Coşkun'la eşeğe yakalamak üzere. Nereden biliyorsun? Bütün telefonları toplattı. Bir depoya gidiyorlar şimdi. Bakalım ne olacak. Haberleşemeyebiliriz. Bir bahane buldum ama hemen dönmezsem sıkıntı olur. Peki destek lazım olursa nasıl haberleşeceğiz Sarp? Müdürüm bilmiyorum. Bakacağım. Aklıma bir şey gelirse haber vereceğim. Dikkat et kendine oğlum. Eyvallah müdürüm. Mekanda mısın abi ya? Geldim Yaşar kardeş. Seni bekliyorum. Tamam geliyorum. Alayamam. Toplayın neleri varsa. Arayın bunları. Ben buna haddini bilen çakal felsefesi diyorum. Yaşar kardeş, hayatta kalmanın ilmi. Nasılsın görüşmeyeli? Sadede gel Alyanar. Böyle tenhalarda buluşarak sabrımı zorlama hiç. Sıkmayayım kafana. Eyvallah baba, sıkma. Güzel haberlerle geldim sana. Duyduğuma göre bu Yaşar denen adamla başın beladaymış. Neyse şu. Bu Yaşar bir iş için benle buluşacak. Müsaitsen buyur sen de gel. Aferin lan Alyanok. Vazifemiz baba. Tamam. Orada olacağız. Gel baba, beklerim. Para için elimizi uzattık. Elimize elini verdi adam. Neyse gene iyi. Şimdi bana Coşkun'u söyle. Nerede? Söylersem hayatımı bağışlayacak mısın? Alyanok biliyor. Bu gibi durumlarda bağışlarım ben. Çok pis bağışlarım. Geç bunları kebapçı. Alyanok gibi köpeğin olmayacağım. Son kez soruyorum. Coşkun nerede? Bir daha soruyorum. Coşkun nerede? Devam et kebapçı. Alamayacaksın istediğini. Her kuşun eti yenmez. Oh! Oh!
Sen söylemezsen söyleyen biri bulunur. Sıkma canını sen. Yaşamak istiyor musun lan? Ha? Bir şey söyle lan! Bir çiftlik evinde tutuyoruz abi. Konuşma lan köpek, ne yaptığını sanıyorsun sen? Şşş, hop dedik Yaşar. Yavaş gel. Oğlum her türlü öldürecekler bizi. Bari adam gibi öl. Sabrakırlar mı sanıyorsun bizi? Sen ona bakma gözüm. Ben seni affedeceğim be güzel. Kusura bakma abi, söyleyeceğim ben. Cumhuriyet Köy, ikinci değirmen sokmak, 6 numara. Gördün mü Yaşar? İlla konuşan biri bulunur. Sıkma demiştim sana canını. Davut, bu ikisini burada tutalım. Bakalım doğru mu? Yoksa çok pis geri geleceğiz. Toparlanın, gidiyoruz. Siz bunlarla ilgilenin. Sağ kalanlarla.